Şerife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşırı geliyor vallahi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sorular oluyor mu yayından sonra? Oluyor. Şöyleydi, oluyor, böyleydi, oluyor. Cevaplıyorsunuz. Oluyor, zaten çok dikkatlisiniz, benimkileri de cevaplıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Aslında daha doğru oluyor sizlerin cevaplaması. Evet. Konuya daha hakimsiniz ve daha doğru cevaplar oluyor. Şimdi çok güzel bir tül etek bu yazın. Ve geçen yazdan başlayarak var, evet, bu tül etek. Bir tane gösterelim mi nasıl bir şey yapacağımızı? Ha şurada şimdi, var bir tane. Manken üzerinde var. Manken de var, siyah. Bakın şu tüller, ben bayılıyorum bunlara. Tül etek. Altının bir astarı var. Şu tül çok kullanışlı bir tül. Buna evet, jerse tül mü deniyor? Evet. Dökümlü olduğu için, böyle kabarık durmadığı için çok şık duruyor. Bir fikir daha. Mesela benim altımdaki bu etek çok sorulmuş, kıyafetlerim çok çok eski. En az 10 senelik bu. Bir marka falan değil, hiçbir şey değil. Markası bile yok. Mesela şöyle göstereceğim. Gösteremiyorum. Bir dakika, bulamadım. Bunun da altında bir tane tül var. Aynı tülden. Yani bunun astarı böyle bir tül içinde. Ben şimdi bir tane de böyle bir yarım etek giydim altına. Böyle pullu bir şey yapabilirsiniz. Hatta Şefika Hanım yapalım mı? Yapalım. Şerife Hanım haftaya. Yapalım. Bu pullu kumaşlar çok uygun fiyatla satılıyor. Dümdüz beli lastikli. Beline bakın, lastikli böyle. Çok pratik bir şey. Ha çok, nereden aldığımı bilmiyorum. Bunu kızlara almıştım. Beğenmediler, giymediler. Üç tane bunlar. Üçleme var. Onlar sorulmuş bugün çok da onun için cevap veriyorum. Şimdi... Bu etek bu yaz hayat kurtarıcı olur. Kaça çıkar bize böyle bir etek hemen makinede diktiğimizde? Yani şunun metresini 10 liradan aldım. Şu bak, iç astarı da böyle. Bu da 7 lira falan metresi. 7 lira bu? Evet. Ay biz 1,5... bundan kot kolları falan yaptık. Çok eni, güzel oluyor. Eni 1,5 metre kumaşın. Hı-hı. Bakın. Evet. Bu da çok güzel. Şimdi burada iki kumaşın da jarse, yani ikisinin de esnek olmasında yarar tabii, var. Tabii. Altı astarını hani esnemeyen bir şey koyarsanız rahatsız eder. Ve çok güzelmiş. Beline de ne lastikler çıkmış, buna el koydum. Maltepe'de bir yerden mi aldınız? Evet, Maltepe'den aldım. Bakın şuna, pek çok yerde mesela benim bu üstümdekinin de mesela ama beli böyle olsa olur. Evet, evet. Bayıldım. Bakın renklerine. Şu. Buna ne renk koyacağız mesela? Buna şunu düşündüm ama bence yani, bunu koyalım. Olabilir. O da olur. Uymaz mı size? Bakayım şu da olur. Şu biraz daha şey. Sanki bu daha böyle bir. Onu koy. Bu biraz ince ya. Acaba hı-hı dedim. Zaten yani istersek koyalım. Belini bu bitmişte göstereceğim. Evet. Aşamalı yaptım. Bir tane bitmişi var. Kolay mı bu eteği yapmak? Çok hemen kolay. Anlatalım. Çok kolay. Lastiği belinize göre ölçüyorsunuz. Bir kere lastik bel ölçüsüne göre oluyor. Hı. Kendi belinize göre. Boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani bunun iki ucu dikili mi? Ha, yok. Mesela lastikten başlarsınız. Lastiği evet, bel ölçünüze göre. Aa, buna toka takıp böyle bir üstten şimdi şeyler de moda. Kemer gibi çok kullanılabilir. İyi. Evet. Erkan da biliyor, kemer gibi diyor. Evet Erkan. Böyle elbiselere takıyorsun, çok hoş oluyor. Ben bu lastiğe el koydum, bak ne yapacağım burada bundan. Çok güzel. Lastiği yaptık. Lastiği sonra birleştiriyorum. Diktik. Birleştirdim. Lastiği hazırladım. Lastiği birleştirdi şimdi en son yapacağımız hı-hı için. Lastik hazır. Hazır. Eteğimizin yani tülün kenarlarını da birleştirdim. İki yanını. Şöyle bir dakika, biçiyoruz. Tülün kenarını birleştirdim derken. Şu kumaş şeyde ha, kağıtta tarif edeyim isterseniz. Evet. Kumaşın boyu diyelim ki 2 metre. Hı-hı. Bunu katlıyorum. Eni 1,5 metre. Şöyle katladığımda. Burayı kesiyoruz. Şu iki yanı dikiyoruz. O kadar. Sonra burayı büzeceğiz. Ha, burayı katladık. Şurayı bitiyoruz. Burası da alt uç oluyor. Yani burası altı. Buraya büzgü yapacağım. Yani yanları şöyle dikip, yapacağız o zaman. Evet. Büzdüreyim. Büzdüreceğiz. Aynen öyle. Şuralar şurada dikili. Bakın. Buralar dikili. Hazır. Bakın bu. Aa, süper. Bu da hazır. Kenarını şimdi da diktim. Peki. Bu tülü dikmek zor. Nasıl diktin bu tülü? Kaç büzgüsünü ayarda? Büzgüsünü normal dikişte yaptım. Düz dikişte yaptım. Büzgüsünü de biraz iri dikişte büzgü ayağıyla yapacağım. Bir dakika. Şimdi sen bunu mu yapacaksın, şeyi mi yapacaksın? Onu yapacağım. Gösteriyorum. Büzdüreceğiz şimdi. Bir dakika. Ay çok güzel, çok iyi fikir. Beline de makine lastik dikiyor. Evet, lastiğimizi de dikeceğiz. Bak, lastik bak böyle yapacağız. Şimdi bu içinde bir astır. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Altına pul koysak bunu?
Mesela çok şık şöyle, olur. Erkan şöyle alt tarafa doğru bir çeker miyiz? Altında böyle bir etek olsa dar, içinde de bu olsa, çünkü bu da esnek. Ay çocukların mezuniyetinde falan yapın hanımlar, buyurun. Şimdi kaç metre bu kumaş? Kaç, ne kadar aldık? 2 metre aldım. 2'ye katlayınca 1 metre boy olmuş oluyor. Evet, tamam. Eni de zaten 1,5 metre. Ama tabii şey oluyor, 3 metre olmuş oluyor büzgüsü. Evet. Ne taraftan koyacaksın şimdi? Kaça mal oluyor yani? Yani 10 liraya onu aldım. İşte 14 lira da buna verdim. 14, bir de lastiği var. 99 lira diyor Aytül. Evet, şey bir markada diyor, 99 liraya gördüm diyor. Şimdi burada hani onlar tek beden oluyor genelde. Burada istediğimiz bedenimize göre yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz şekerim? Şimdi şu büzgü ayağını takacağım. Tak şunu. Hadi. Büzgü ayağı var. Büzgü makinenin ayağıyla büzgümü yapacağım. Düz dikişte. Dikişimi biraz iri dikişe alıyorum. Büzdürecek, sonra ipliğimizi çekerek mi ayarlayacağız? Hayır, çekmeyeceğiz. Olan büzgüyle yapacağım. Ama nasıl bileceğiz ki 50 santim yapacağım? Lastiğime göre tekrar büzeceğim. Ha, lastiğime göre sonra tekrar büzeceğim. Şimdi lastiği dikerken de biraz gerdirerek diktiğimiz için kalan mesafeyi orada toplamış olacağım. Vay, çok incelikleri var işte her işin. Ayarladı. Kırıldı. Yok, kırılmadı. Sadece tülü içine çekmiş oldu. Evet, tüllü şeyleri aslında yapmak makinalarda ya çok ince geliyor ya şey, şimdi gidiyorsun, yavaş yavaş gidiyorsun. Ayarı söyle bize Şerife Hanım. Dikiş adımını biraz açtırdım. Yani 5'e kadar, 5,5'a kadar açtırdım. Büzgü ayağının altında kademe olduğu için zaten kumaşı toplayarak gidiyor, bakın. Bunu olduğu gibi bu şekilde dikeceğim. Daha sonra astarı içine birleştirip, ay, okul gösterilerinde tütü yapmak için çoluğa çocuğa nefis bir şey. Büzgü ayağı mı lazım bize? Evet. Büzgü ayağı bu tür çalışmalarda hayat kurtarıyor. Evet. Bakın şöyle mesela bunu bu şekilde de dikebiliyorsunuz büzgü ayağında. Aa, bir dakika, bu hem dikip hem birleştirmeyi. Yani şunu tek seferde yapabiliyoruz büzgü ayağında. Çok güzel, perde dikilir, yatak örtüsü, yatak kenarı, böyle alttan hani yanlardan sarkan yatak kenarı, her şey için elverişli. Evet. Bak, kendi büzdürüyor. Olay bir şey bu. Ay çok, ben böyle şeyler olunca dikerken çok sevinirim. Sizin adınıza çok şey bir işi, el tutacak bir işi makina, evet, yapıyor. Çok pratik. Şimdi çok önemli bir şey. Diyeceksiniz ki makinam yok, ben nasıl yapacağım? Ya bir tadilatçıya götüreceksiniz, hani orada rica edeceksiniz, şey büzgü ayağıyla şunu bana bir büzdürür müsünüz? Az bir paraya yaparlar diye düşünüyorum. Ya da oturacaksınız böyle şey alır gibi, ipinizi uzun tutacaksınız sadece orada, tek önemli olan o. Elde de yapabilirsiniz. Elde yapılacak, evet. Eskiden öyle yapardık makineler, şimdi böyle şahane özellikleri var. Kaç yıldır vardır bu özellik mesela makinelerde? Kaç yıldır vardır bu özellik? Ben bildiğim 12 yıldır var. 12 yıldır var. Ben daha eski bir kadın olduğum için daha eskilerden bahsediyorum. Daha öncesi de var tabii ki. Daha öncesi de var. Çünkü opsiyonel ayaklarla hayatı kolaylaştırır. Dikiş dikmek çok kolay oluyor bu tür ayakları kullanırsak. Şöyle bir makas. Şimdi... Evet, şimdi büzdürdük, bakın bayağı eteğimiz ortaya çıktı. Evet, şu astarı. Astarı da mı büzdürüyorsun? Astarı büzdürmüyorum. Bele göre ayarlayıp, mesela enini şu bele göre
şu kadar astarı yeterli. Düz bırakacak. Eğer onu da büzdürse böyle puf olacak. Sonra değil yan mi? Dikişini birleştiriyorum. Şu şekilde hazırlamış oluyoruz. Ben kısa yoldan göstereyim hemen. Ay çok güzel oldu bu, böyle inanamıyorum. Bakın şu, şu şekilde. Bakın astarı birleştirdim. Astarı düz olarak düz ikisini olarak birbirine adapte ediyorsunuz. Hı-hı. Bir kere makineye çekiyorsunuz bunu. Yani evet, birlikte şöyle ikisini şimdi birden çekiyorum. Şimdi lastiği nasıl yedireceksin? Lastiği nasıl? Şimdi lastik bizim belimize göre olduğu için, bunu tabii, belimize göre ayarladığımız yapacağız. İçin. Şimdi lastiği çekerek dikeceğiz değil mi? Evet. Şu, üstten mi dikeceğiz? Üstten dikeceğim. Buradan dikeceğim normal. Hı. Şöyle yan dikişinde, yan dikişinde. Yanı yana getireceğim dikişe. Yani. Bir dakika. Şurada galiba. Heh. Evet. Şu dikiş yerini oraya şöyle getirerek. Şöyle yaparsak. Çok temel bilgiler öğrenmiş oluyoruz. Aslında benim. Hem pratik. Benim üstümdeki eteğin de beli aşağı yukarı böyle bir şeyle yapılıyor. Şimdi evet. Şunu böyle alıyorum. Tabii ki ayak yine değişiyor. Çok 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 pratik. Ayağı şimdi ne ayağı koyuyorsun? Normal standart dikiş ayağını koyuyorum. Üzerinde olan evet. Düz bu dikişte beli, kullanacağım. Bu lastikli ayarı neyle dikiyorsun Şerif Hanım? Lastik dikişiyle dikeceğim bunu. Bu aparatımızı da çıkartıyorum. Neden? Çünkü şurayı çok daha rahat dikebilmek için buraya ha. Geçireceğim. Bak. Hani ütü masasına şey geçirir evet, gibi. Evet, geçirir gibi. Yapıyoruz. Şimdi lastik dikişinde diker zikzak diye de derler. Şu dikişimizi seçiyorum. Ha, bir dakika, zikzaklı dikişi seçtik. Evet, şunu seçtim. Dikiş adımını açıyorum. Biraz daha evet, rahat dikiş dikebilmek adımı için. Dikiş adımı sık olmasın ki atmasın diye. Şimdi bakın bunu gerdirerek. Lastiği gerdiriyoruz. Gerdiriyorum evet. Şerif Hanım, siz bunu hani böyle şeyden yapıyorsunuz ama seyircilerimiz bunu teyelleseler? Teyel bunda olmaz çünkü lastik esnek olduğu için anladım. Esnemez. Tamam, çok bunu teşekkürler. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle ay, biraz asılarak yaparlarsa daha iyi olur. Şöyle gerdiriyorum. Arkadan da biraz destek veriyorum. Bakın lastik şimdi yarıya oturacak onun üzerine tam. Eşleştiriyorum. Çocuklar için, küçükler için, okul gösterileri için o tütüye bayılır kız çocukları. Süper bilgi var burada aslında. Yapabilirsiniz. Bir örnek yapabilirsiniz. Birkaç tane yazlık bu eteklerden çocuklara yapabilirsiniz. Evet, bu siyahı ben yeğenime diktim. Dün konseri vardı. Konservatuvarda okuyor kendisi. Konserinde giydi bunu dün akşam. Şimdi siyahı bir gösterelim. Siyah da tam belli olmuyor ama hı-hı. O kadar güzel oturtmuş ki şeyi, beli. Şimdi siyah çok anlaşılmıyor yayınlarda. Evet. Evet, sıkıntılı renk diyor yönetmen. Aynen öyle ama çok şık tabii. Şerif Hanım, siz de bu lastiği nereden aldığınızı yazarsanız, Maltepe'de oturanlar, o civarda oturanlar yazarım. Almak hı, isterler. Çocukların pantolonlarına, erkek çocuklarına pantolon diktiğinizde bu çok güzel olabilir. Hop diye lastik çok işe yarıyor. Evet. Vallahi bu benim tahminim. Kaç lira hesapladınız siz aşağı yukarı? He? 20 lastiği de hesap ettim. Lastikle. Yani 20 küsür liraya bir etek sahibi olmuş oluyorsunuz. Bakın çocuğun konseri vardı, giydi diyor. Yapmış evet. Yeğenine. Bu tül çok kullanımlı bir tüldür. Kot ceketin sırtını böyle çıkartıp yapmıştık, hatırlarsınız, beyaz tülden. Kollarını çıkartıp yapmıştık yine beyaz tülden. Evet. Çok şık olmuştu. O ceketi de getirdim.
bayağı işe yarayan bir tül. Jersey esnek bir tül. Şu. Ay çok merak ediyorum. Ne olacak? Az kaldı. Buyurun. Şimdi diyor ki büzgü ayağım yok. Güzel soru. Bravo, kim sorduysa. Şerife Hanım'ın çok az şeyi kaldı. Şerife Hanım diyor ki izleyicimiz, lastiğe takarak, büzdürerek hani yapabilir miyim? Bu büzgüyü elde edemezler. Önce bir büzdürmek gerekiyor, daha sonra lastikle dikmek Şimdi gerekiyor. Şimdi büzgünün iyi dağılması diye evet. bir şey var. Yoksa bir tarafa büzgü yığılabilir. Oradan böyle öndeyse o göbek yapar. Arkadaysa sizi böyle fazla yapar. Yandaysa yanlarınız çıkık gibi yapar. Büzgüyü elle yapınız. Şey diyeceğim, tam eşit. Eşit miktarda, hani şuralara oturtun, bak bu kıpırdamıyor. İşte onun için güzel o şey. Ondan sonra yapabilirsiniz büzgü ayağınız yoksa. Bu zahmetli işi elde yapacaksınız sadece, o var. Eşit dağılması önemli. Var mı başka soru? Şey sormuşlar, tülün üzerine sizden fikir istiyorlar. Süsleme yapabilir miyiz? Yapalım, yapalım. Çok iyi fikir. Siyah tüle sormuşlar. Siyah tüle mi sormuşlar? Siyah tüle anlaşılmaz biz burada yaparsak. Mesela şöyle bir rengi... Evet evet, yapalım. Süsleme yapalım. Taş olur, pul olur. Taş, şerit pullarla olur. Yaparız. Çok güzel. Hemen çalışalım buna. Yapıştırma gerçekten. Olmaz. Yok, yapıştırma olmaz. Dikilecek. Evet. Buna dikmeden olmaz. Taşır mı? Yok, dikilecek. Taşır tabii. Dikilecek. Yapıştırsan taş, onlar şey, taş yapmayacaksın. Buna göre taşlar var üstüne koymak için. Ağır taş yapmayacaksın. Yani onlar plastik gibi, mika gibi özel taşlar var kıyafetlere işlemelik. Şimdi biz tarihi oyunlarda çok oynadığımız için o tarihi kıyafetlerin üstüne böyle o sizin gördüğünüz taşlar bir kısmı şeye yakın, hani Beyoğlu taşı dediğimiz taşlar. Bir kısmı daha hafif taşlar ve bayağı ağır olur. Bakayım. Evet, onları ay giyeceğim ben bunu bir dakika. Olur mu bu bana? Olur. Hep lastik çok olduğu küçük için yapıyorsun ya. Ama şey, lastik hep 36 hayır, yapıyorsun hayır. bana. Bir dakika şunu düzelsene. Beden geniş ama şey, pardon. Şurada. Belini çok şöyle toparlasana. Uzat uzat uzat. Bir dakika, giyeceğim bunu. Çek Çiğdem, fotoğraf çek. Bir dakika. Arkasını. Arkayı düzel, şeyden geçmedi. Aa, bu gömlekle daha iyi oldu. Dur, şöyle yapayım. Aa, çok iyi değil mi? Ya harika oldu. Ellerine sağlık. Bunun üstüne istediğinizi yapın. Yani mesela şuraya bir yere biraz taş veya pul olur. Olabilir. İp olur. Pul yapalım. İp olur. He? Pul olur, ip olur. Şu anda benim arabam boncuk dolu, bir şeyin üstüne işleyeceğim. Eve şey götürüyorum, iş götürüyorum. Süper güzel. Ellerine sağlık. Çok teşekkür iyi bilgi ederim. Var. Şunu paylaşalım. Tamam. Nerede Hı-hı. oldu diye. Bunu ben paylaşırım. Evet. Maria bana bir çanta getirmiş. O da çok güzel. Onu da elime böyle alıp. Vallahi. Bunu Maria'ya sorun. Çok güzel bir çanta yapmış. İçinde bir şey var. Yalnız bir dakika. Ay, programda soyundu diyeceksiniz. Efendim? Ha, komple indirmez. Hayır. Çok temkinlidir. Çok alışık. Oynadığım bir oyunda. Şimdi burada giyiniyorum, tek kişilik bir oyun. Buradan bir kadın olarak giriyorum. Burada bir paravan var. Burada beni iki kişi giydiriyor. Şuradan çıkıyorum tamamen, ama böyle ne diyeyim, bir dakika bile sürmüyor. Buradan bir başka kadın olarak çıkıyorum. Oradan bir çocuk giriyor mesela. Buradan bir yaşlıca bir kadın giriyor. Efendim? Erkek için
Şu Gogol derisi internetten izleyin efendim. Ödül aldığım bir oyundur. Hakikaten onun için sahnede giyinme, çıkartma böyle şeylere çok şeyimdir. Çok çabuk durelim. Evet, evet. Süper güzel bilgi. Makinenin rüzgü ayağında. Evet. Tüyü dikiyoruz. Süre doldu mu? Ha, doldu diyorsanız tamam, bir şey demiyorum. O zaman doktorumuzun yanına Derya olarak gidiyorum buradan.